me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. You know how long I've been on ya. Since Princess on Apollonia, since OJ had isotonus. Don't act like I never told ya. You know how long I've been on ya. Since Princess on Apollonia, since OJ had isotonus. Don't act like I never told ya. Şimdi İsmail Uzuner'le ayağa kalkacak. Siz de ekranların başında tüm Türkiye'de, bütün dünyada Show Türk vasıtasıyla da büyük bir heyecana tanık olacaksınız. Max Baumert geliyor, Alman geliyor sevgili izleyiciler. Guess who's back? Still doing this. Alman dövüşçü, aslında bir boksör sevgili izleyiciler. Boks kariyeri son derece şahane. 35 maçta 28 galibiyet, 6 mağlubiyeti, bir beraberliği olan bir boksör. Yumruk kabiliyeti olağanüstü ama kickboks maçlarına çıkmaya başladı. 5 maçta 5 galibiyeti var. Max Baumert artık bundan sonra kickboks kariyeriyle tüm dünyada izlenecek ve İsmail Uzuner'in rakibi oluyor. And please welcome his opponent, İsmail Uzuner. Haydi ya Türkiye. Bu maçı kazanmak zorundayız. İsmail Uzuner, Max Baumert'i yenerse eğer, klasmanda kendisine yepyeni bir yer bulacak. İlk 30'da yer alan isim İsmail Uzuner, 29. sıradan girdi. Daha 6 aylık bir şirket. İsmail Uzuner de ilk kez Glory maçlarına çıkıyor. 29. Max Baumert de yeni yeni Glory'ye adım atıyor. O da 25. sırada. Biz bu akşam kazanırsak 50 puan alıp Max Baumert'i yakalayabiliriz. İsmail Uzuner 1.77 boyunda, 70 kilo, 27 yaşında, Yozgatlı sevgili izleyiciler. Şefaatli köyünden. Buradan Şefaatli köyüne de selamlar gönderiyoruz. İstanbul'da yaşıyor, evli, 6 aylık Ömer, Efe adında da bir çocuğu var. Allah bağışlasın. İsmail Uzuner işte az önce saydığım grafik. 11 galibiyeti var. 2 tanesini mağlubiyeti de 2 tane. 7 kez de knockout etti rakiplerini. Alman'ı da zaten anlatmıştım. 5 maç, 5 galibiyet sevgili izleyiciler. Çok zor maç. Hiç acele etmeden, çok fazla böyle rakibe fırsat vermeden yumrukları çok feci. O yüzden Max Baumert'in en çok tekmelerinden çok yumruklarına dikkat etmemiz lazım. Tabii onun antrenörü şöyle düşünmüştür, bizim yumruklarımıza dikkat edecek, biz tekmelerle işi bitirelim şeklinde bir taktiği de olabilir. Buna çok dikkat etmesi lazım açıkçası. İsmail Uzuner kardeşimizin. Fighting out of Berlin, Germany, ladies and gentlemen, introducing Max Baumert. Max Baumert. 1992 doğumlu İsmail Uzuner, 27 yaşında olduğunu söylemiştim. Fighting tonight for his homeland, Istanbul, Turkey. Ladies and gentlemen, Ismail, the Piranha. Remy Bonyaski ve eşi ekranlara geldi sevgili izleyiciler. Remy Bonyaski ve eşi ekranlara geldi. O da Londra'da Show TV ekranlarında Tyrone Spong'a mağlup olmuştu. Yer yerinden oynamıştı. Mufadel maçın hakemi şu anda. Faslı hakem. Onun hakkında da kısa bilgi vereyim. 3 çocuk babası, 2 kız, 1 erkek çocuk babası. 47 yaşında ve 16 yıldır ringlerde hakemlik yapıyor. Hadi bismillah diyelim. İşi bitirelim. Hadi İsmail. İki sporcuya da başarılar diliyoruz. Ve başlar başlamaz Max Baumert tempo yapmaya başladı. Güzel, güzel, çok güzel. İyi başladık, heyecan olacak. Bayağı bir gaza geleceğiz. Çok güzel. Bir high kick çıkarttı İsmail Uzuner. 75 kilo mücadelesi bu. Okay.
Sol direkt. Harikasın İsmail. Alman yumruklarıyla geliyor ama İsmail de bu işin o kadar kolay olmayacağını gösteriyor. Ülker Spor Sarı'yla da ve şimdi bir tane muazzam, süper, harika bir sağ köşeli. Rakibi şöyle bir sender etti. Hakem devam ettirdi. Sonra arkasından gelen müthiş tekmeyi gördük. Süper bir high kick. Şu anda Hollanda'nın otoritelerine bakıyorum. Şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. İsmail'den harika darbeler. İsmail diye Ülker Arena inliyor. Biraz dinletmek istedim sizlere sevgili izleyiciler. İsmail ne yaptığını çok iyi bilen, buranın boks değil kickboks arenası olduğunu tekmeleriyle gösteren bir yapı içinde. Nasıl ki bir kickboksör boks ringine çıktığı zaman çok zor anlar yaşar, bir boksör de kickboks ringine çıktığı zaman aynı derecede zorlanıyor. Hep sorarlar bana, sokakta yakaladıklarında Bilgehan abi veya Bilgehan hangisi döver, boksör mü kickboksör mü? İşte karşınızda maç. Hangi stilde yaparsanız o galip gelir, öyle söyleyelim. Sol kroşe, bacaklara sert tekmeler. Şimdi Max Baumert açılmaya başladı. Ama tabii işi rizikoya atmamak lazım. Aynı tempoda götürmek lazım. İlk round'da çok iyi başladık ama bunun daha ikinci, aman dediğim anda olağanüstü bir tekme geldi. Yapma İsmail, ne olur yapma, kalk. Kalk İsmail, kalk İsmail, kalk İsmail. Yani şoktayım, gerçekten de şoktayım. Şu anda ringin kenarında İsmail'le şöyle bir göz göze geldik. Tam dediğim anda işi ciddiye alalım. Aman çok dikkat, her an her şey olabilir dediğim anda bir anda İsmail işte bu gardını açmanın cezasını çok fena ödüyor. Sen başarılı bir dövüşçü olduğunu ama biraz daha fazla dikkat etmen gerektiğini gösterdin herkese. Sağlık olsun. Tebrik ediyoruz rakibimizi. Alman rakibimizi. Bu arada Brezilyalı Fabiano'nun eşi ekranlara geldi. Çok iyi başladın ama şanslı. Fabiano da birazdan ringe çıkacak sevgili izleyiciler. Evet, Erhan Otluoğlu, Süleyman Şahin, Mehmet Karabük'le birlikte çalıştı. Avrupa ikinciliği var, Avrupa üçüncülüğü var 2011-2012'de İtalya'da ve Estonya'da İsmail Uzuner. Bu kez olmuyor. Canımız sağ olsun. Türkiye, ekran başına yine diyorum, herkesi davet edin, mesajlar atın. Twitter'dan zaten altta Glory Kickbox tekiyle yorumlarınızı yapabilirsiniz. This one ends by knockout. Your winner, Max Baumert. Birazdan tekrar birlikte olacağız sevgili izleyiciler. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Bomba gibi devam edeceğiz. Daha Gökhan Sakin'in Daniel Gita ile, Nicky Hofsky'nin Karim Gaji ile, Mark Bonte'nin Oznik ile, Murat Buzidi'nin Fabiano ile maçları var. Sakın ayrılmayın.